Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Allah gündüzümüzü ve gecemizi mübarek eylesin. Rızası dairesinde yaşamayı nasip eylesin. İhlasla, sadakatla, tesanut ve uhuvvet sırrına mazhar olarak yaşamayı, ahirete intikal etmeyi, göç etmeyi de nasip eylesin. Evet sevgili canım kardeşlerim, Dima 147 galiba. 147 mi arkadaşlar, 146 mı? 147 gibi hatırlıyorum. Şimdi bir ısınma hareketi yapalım, hafif. Acılarına bak, acılarına bak, acılarına. Arzularımızın sonucu olduğunu göreceksin. Seyit Ahmet, duydun mu abi? Evet abi, duydum abi. Acılarına bak, acılarına bak. Arzularımızın sonucu olduğunu göreceksin. Her şeyde olduğu gibi kendini içinde ara. Her şeyde olduğu gibi kendini içinde ara. Hep talep etmeyi istemişsin. Biraz da bırakmayı öğren. Yaşanan hayatın ağacıdır ölüm. Bir daha. Yaşanan hayat çekirdek, ölüm ise onun ağacıdır. Kendini, enaniyetini, istek ve arzularını aşmayı öğren. Kendini, enaniyetini, istek ve arzularını aşmayı öğren. Neyi hayal ve düşünüyorsan, simanda ona dönüşüyorsun. Bir ilginç bir şey söyledi. Onu da size bildirmek isterim böyle. Çok garip bir şey hoşuma geldiği için bu konumuzun dışında ama düşünmemize vesile olur. 6 tane meşhur adamı bana söyledi. Bunların ortak özelliklerinin üniversite diplomalarının olmamasıymış. Çok da garibime gitti. Hani bazen soruyorlar ya, ne mezunusunuz? Ben de başka şekilde diyordum. Başka bir şekilde diyordum. Ne diyordum? Diyordum ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilahiyat mezunu değildir. Bediüzzaman Hazretleri de herhangi bir şeyde mezun değildir. Bununla alakalı bana birisi dün akşam şey verdi. Garibime gitti. Mesela Disney denilen bir adammış. Bill Gates. Bir tane de Mark denilen bir adam, bilmiyorum. Edison. Harry Ford gibi. Bunların ortak özellikleri üniversite diplomaları olmamasıdır. Okumamışlar adamlar. Evet, başka bir şey işte bu. Devam ediyorum. Şu an her şeyi hatırlamış olsaydık, kilitlenirdik. Başka bir şey. Şu an benim verdiğim karar aslında, bunu da birisi video göndermiş. İzledim sabırla. 9 dakika idi. Hızlandırdım, 4-5 dakikada bitirdim onu. İsrarla bunu dinle dedi. Yurt dışından bir kardeşimiz gönderdi. Onun hulasası nevinden ama bir cevap vereceğim. Bizimle alakalı bu biraz. Diyor ki, şu an benim verdiğim karar aslında benden önce saniyenin yarıda biri, 1/2 saniye önce karar alıyor insan,
Sonra bir cihaza bağlamışlar. Cihaza bağlamışlar. Cihazda tasdik ve tenkidini hemen yapmasını söylüyor. Adam onaylamayı yapması, tasdik etmesi 1/2 saniyede oluyor. Ama kafasındaki bağlı cihaz karar vermiş oluyor. Parmağı ise, yani onu şuurlu yapması ise saniyenin yarıda biri veya üçte biri zamanda yapıyor. O zaman ehli dünya şu anda bununla uğraşıyormuş. Diyor ki, ben de şuurum intikal etmeden kabul ve reddeden benim dışında kim var? Bunu bulmuşlar değil daha. Ehli dünya bulamamış. Ben cevap vereceğim. Anladınız değil mi bunu? Yani mesela cihaz bağlamışlar kafaya. Dün gönderdim videoyu. Cihaz kararını fiilen onaylamasından saniye önce yapmış. Ama adamın idrakin şuuru onaylamayı yarım saniye sonra yapıyor. O zaman diyor ki bizden önce bizde karar veren kim? Kim karar veriyor? Ondan sonra diyor ki, ben cevap vereceğim. Ondan aldığım bu cümleydi. Diyor ki, atalarımın özellikleri, kararları, karakterleri benim haberim olmadan benden aktif olabiliyor galiba diyor. Şimdi bundan sonrası bana ait. Mesela anlaşıldı değil mi böyle? Aslan abi, bu sayfanın da fotoğrafını gönderebilir misiniz? Şu anda gönderemem de şeyden sonra göndersem olur. Ve gönderirsem şu anda şey yapamam, okuyamam da. Sıfır zaman Adem'dir. Sıfır. Adem'i sırftır. Adem'den daha bir Adem, sırayla gidiyorum. Bize yakın Adem. Biraz daha ince Adem'i sırf. Adem'i sırf var. Adem'i mutlak yok. Adem'i mutlak niçin yok der 59 mektubatta? Çünkü ilmi muhit ezeli var. İlmi muhit var. Yani sıfat var. Sıfat var. Şimdi vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır. Adem. Sıfır zaman Adem demektir. Zaman. Yani şöyle, kalbin ve ruhun derece hayatına gir, zannettiğin geniş dünyadan daha geniş dünya görürsün diyor. Kalbin ve ruhun zamansız ve mekansız alemlere geçebilme yetisi ve yetkisi var. Yani donanımı, yetiği. Bir de bu donanımı aktif etme nispetine yetki alıyor, geçebiliyor. Nereye geçiyor? Kaçırmamanızı isterim. Sıfır mekan, sıfır zaman. Yani zamansız ve mekansıza geçince Adem'e geçiyor. Adem alemlerine geçiyor. Biz artı tarafında, yani zamanımız artı tarafında akarken aynı anda haberimiz yok. Zamanın eksi tarafı da akıyor. Artı tarafımız akıyor şu anda. Zaman geçiyor, artıya doğru gidiyoruz. Yani yeni kazanımlar,
yeni basamaklar, zaman bir şerit olsa yeni yere doğru gidiyoruz. Zaman artıya doğru akarken aynı zamanda eksiye doğru akıyor. Bu zaten kuraldır. Geleceğin gelebilmesi için anın geçmiş olması lazım. Anın geçmiyor demek, gelecek gelmiyor demektir. Ters yapıyorum. Geçmiş varsa, bunu diyebilmen için gelecek de vardır. Nereden geliyor gelecek? Geçmiş nereye gittiyse. Bu zaruri yani bu. Zaman akıyor, ayrıldığı taraf da var. Artıya doğru akarken eksi zaman da oluyor, eksi zamansızlık. Aslında zaman burada oluyor. Gelecekte zaman yok. Geçmişte de zaman yok. Anda zaman oluyor. Yani artı ve eksinin olduğu anda sıfır oluyor. Andır, ademdir, zamandır, an. Var olurken ben, sen aynı anda yok oluyorum. Ruh ve kalp zamanın içindeyken, ruh ve kalp şu anda beşeriyetimiz itibariyle zamanın içindeyken, zamanın arkasına geçebilme özelliğine sahip. Hasan abi. Buyur abi. Abi, bir anda her yerde olmak zamansızlık mıdır ki? Yani zamansızlık der esmasının faaliyetinin bitmesini mi anlayacağız? Ya da zamansızlıktan ziyade der esmasının mahiyetine geçmek mi anlasak daha mı cami olur? Yani zamansız ve mekansızlık daire-i vücut değil midir? Yani imkanattan çıkmak mıdır zaman ve mekanın olmaması? Yani bunların mahiyetine geçmek dense daha cami olmaz mı acaba? Çünkü zamansızlık deyince yani biraz benim alemimde değişik bir şey oluyor. Yani sanki yani zamanın arkasına geçersen sen kendinden bahsedemezsin ki. Ama şöyle denebilir. Zamanın yani der esmasının mahiyetine geçersin. Bir anda her yerde olursun dense biraz bana daha böyle şey geliyor. Bilmiyorum ne dersiniz. 642 Mesnevi de söylüyor bunu. Açmayayım uzun olur çünkü konumuz o değil. Ama yeri söylüyorum. 642'de diyor ki her şeyin bir şeyde olduğu makam haline geçersen diyor. Her şeyin bir şey olduğu, her yerin bir olduğu, bütün zamanların zamansızlık denilen şey. Tek her şey bir şey. Bu Kab-ı Kavseni anlatıyor 642'de. Odur abim. Zaman hareketin levnidir der. 24. Biraz gideyim de biraz da şey olur. Abilikten gitmeden bir şey söylemek istiyorum. Ben karışmadan olmaz. Şimdi sıfat esmanın ademidir diyebilir miyiz? Yani bu canlıktan bakacak olursak eğer. Denilir. Çünkü sıfır derken aslında 1, 2, 3, 4, 5 bunlar mevcut. Vücut olan aslında sıfır. Ve sıfat ve 1, 2, 3, 4'leri, 5'leri esmanın cilve cemaline kız sanatı dersek eğer bunlar sıfırda vücut buluyorlar diyebilir miyiz abi? Evet, doğru. Biraz gideyim. Bunun üzerine fazla durmak istemiyorum. Çünkü esas taakkul ya biraz okuyayım. Efendim Mehmet abi. 564 sözlerde diyor ki ta semavatın birinci tabakasından ta arşı azama kadar bir üstünde teşkilat var. Her bir sema bir ayrı alemi damı ve rubet için bir arş ve tasarrufat-ı ilahi için bir merkez hükmündedir. O dairelerde ve o tabakatta çendan ehadiyet itibariyle bütün esma bulunabilir.
o dairelerde ve o tabakatta çendan ehadiyet itibariyle bütün esma bulunabilir. Yani esma hükmünü sıfata devredebilir. Ama kendisi yok olmuyor. Ona bir şey demem ama zamansızlık olmaz. Zamansızlık olduğu zaman biz değiliz yani. Ama zamanın mahiyetine girersin, her şey her yerde olur. Her şey bir anda bir şeyde olur, tamam. Bu zamansızlık, ben anlamıyorum bu zamansızlık olarak. Evet. Ama benim sonra konuşalım. Zamansızlık, zamanı ortadan kaldıran değildir. Bunu çok konuştuğumuz için durmak istemiyorum. Mesela hiç olmak Adem'le farklıdır demiştik. Bununla alakalı olduğu için söylüyorum. Adem kazanım değil, hiçlik kazanımdır. İlmin, mevcudun, kazanımların kemal mertebesidir. Hiç olduğunu bilmek. Adem öyle değil. Vücudunda Adem. Şimdi mevcudun karşısında hiç konulurken vücudun karşısına Adem konuluyor. Zamansızlık mesela bizde akan şeklinde değil. Şöyle değil. Çekirdekte ağacın başlangıcı ile sonu vardır. Hepsi vardır. Ama bu vücut mertebesinde mevcuda geldiği zaman çekirdek ağaç olacağı zaman Mayıs 1'de filiz patladı, toprağa attık. İçerisi 30 seneye yayıldı. Bir zamanın bu sureti, zamanın kanuniyeti çekirdekte, en son en başta aynı yerde. Onu söylüyor Kalı Mesnevi Nuriye'de. Yani kabu kalpsen el şeyin, onu söylüyor Mehmet kardeş. Yani zaman ters akıyor. Ters akıyor derken burada onu biraz anlatmayı ifade ettim de. Yani gelecek denmesi için geçmiş. Artıya doğru akarken aynı zamanda eksi zamanı da oluşturuyoruz. Zamanı oluşturuyor. Evet abi, yani şey diyorum, yani zamanın eksi veya artıda akması suretendir. Yani onun evet. Suretidir. Evet, evet. Ama kanuniyeti başkadır, hakikati başkadır. Mahiyet içerisinde hepsinin bir anda olması mahiyettir. Yani o esmanın hükmünün ortadan kaldırırız yok dersek diyorum. Ya, yok derken Adem gibi konuşuyoruz Mehmet kardeş. Adem. Mesela çekirdekteki zaman kanuniyettir. Ağaçta işte sureti açılmış. Yani bir elmanın 30 senedeki mekan kazanımı var. Yani mevcut oluşu. Yani ağacın görünüşü mekandır. Surettir. İşte ortaya çıkmış. Ama şurada açılan 30 senelik sene dediğimiz zaman çekirdekte öyle bir şey yok. Çekirdekte sonuyla baş aynı yerde. Evet. Bu zaman yoktur. Hiçlik anlamında artık konuşmuyoruz. Adem'in mutlak zaten yok. Onu demiyoruz. Adem cinsinden konuşuyoruz. Çekirdekte zamanın kanuniyeti var. Ağaç zamanın suretidir. Kanuniyeti çekirdektir. Hakikati kendisi söylüyor Usta Taşiye'de. Zaman 30. sözde zaman hakikati levh-i mahve ispattır diyor. Hakikati o. Hakikat zaman. Şimdi ben düşünce bir yere doğru götüreceğim de bu bilinen şeyler olduğu için yani veya çok konuştuğumuz için bunu malzeme kullanacağım. Zaman yok oluyor manasında Adem oluyor. Yani Adem'i mutlak değil zaten. Yani bizim surette gördüğümüz akan zaman böyle bir şey yok. Onun için nereye getireceğim bunu bak. Şimdi nereye? Yani 10 sene yaşadın, 50 sene yaşadın, 60 sene yaşadın bu surettedir. Böyle kanun, sende böyle bir şey yok. Bunu geliyor bak. Ruh ve kalbin böyle biz zamanın arkasına geçebiliyor. Yani artı eksi surettedir. Surettedir. O zaman 50 sene, 60 sene, 70 sene yaşadın vesaire. Yaşamanın miktarının ne önemi olur? Surette
uzun veya fazla durmak, az durmanın. Önemli olan kanuniyetinden ne olmuş, o önemli. Yani ağacın dalı budağı kopmuş. Efendim, Kırıkan'dan getirdiğim nar burada 7 senede meyve verirken Kırıkan'da 1 senede veriyor. Bunlar önemli değil. Yazılımında bir şey var mı? Tamam. Rize'de böyle, Adana'da, Kırıkan'da böyle. Yani burada 60 sene, 70 sene, 80 sene surette olsan ne olur? 2000 sene yaşamış atamız Adem Aleyhisselam, bir kuvvetli rivayete göre öyle. 1900 sene diyor sizin içinizde bulundu diyor ayet meal. Nuh Aleyhisselam 100 sene de ömür deniliyor peygamberlik. 1050 sene deniliyor. 1050 sene yaşamış. Gel buraya. 63 sene yaşamış. Şimdi zamanı, yani bu alemi hep tenteneli perde, bu suretten geçmek istiyoruz da böyle. Kâh zamanla dem vuruyoruz sureti yırtmaya. Kâh ademle. Bunlara niye giriyoruz? Kâh hiçlikle, kâh ademle, zamanla, ölümle, mevtle, ecelle. Ya böyle değişik değişik şeylerle bir saldırı yapıyoruz. Dövüş tekniğini yapıyoruz. Yumruk olmadı, kapı olmadı, ayak olmadı. Yani deniyoruz. Neyi yapmaya çalışıyoruz bununla? Yani şimdi taakkul dersine gireceğiz de. Yani sureti bununla yırtamadık, bununla yırtalım. Buna varan, bununla olmadı, bununla olalım. Bakayım hangisiyle alemimiz açılırsa. 99 kapısı kapalı olan bir sarayın bir kapısı açık. Şeytan der ki bu saraya girilmez. Ne 99 kapısı kapalı. Ama bir tanesi açık. Girersen içeriden hepsini açarsın. Şeytanın tuzağı bu, biliyor musunuz? Şeytanın tuzağı lemalarda, tabiat esasında. Yani çok garip ya. Mesela bir kapı kapalı, 99 kapı açık. Onu gösterir, diyor ki bu saraya girilmez. Kapı kapalı diyor. 99 tanesi açık. Tam tersini de söylüyor. Yani şeytanı kendi tahmin etmediği şeyden vuruyoruz tabii. Bize bir kapı kapalı gösteriyor. 99'u açığı var olduğu halde kapalıyı gösteriyor diyoruz tabii. Ben de diyor ona ters gösteriyorum. Benim anladığım. Bak 99 kapalı. Bir tanesi açık. Benim için yetiyor. Önemli olan bağcıyı mı dövmek, bağ mı yetmek. Yani ben saraya girmek istiyorsam 99'u açık olsa ne oluruz? Ben zaten bir tanesiyle gireceğim. Şimdi zaman akarken bıraktığımız da oluyor. Aktığına artı dersek bıraktığıma eksi deniliyor. Zaman kumaşını döküyoruz. O zaman ruh ve kalp için zamanın hakikati lef-i mahve ispattır diyor. Ruh ve kalp, kalp arşa kadar ki lef-i mahve ispatı geçiyor. Ruh ise ta kabu kavsene kadar geçip gidiyor. Ta arkasına o zaman surette olan ömrün 60 sene, 70 sene, 80 sene bunlar suret. Ağaç uzasa ne olur, uzamasa ne olur? Bu sene meyve vermedi, verse ne olur, vermese ne olur? Fındık. Bir sene veriyor, verdiriyor Allah. Bir sene verdirmiyor. Yani fındık vermedi diye armut olacak hali yok ya. Yani sureti yırtmaya çalışıyoruz yani. Sureti kâdemle, kâhiçlikle. Mesela hiç. Hiç mesela ilim ile olur, kazanımla olur, kemalatla olur. Yani çok tuhaf ters dönüyor yani sistem. Kazandım, kazandım, kazandım. Ne olacaksın? Hiç. O zaman niye kazandın? Hiç olmak için. Hiç böyle bir makamı aladır. Hasan abi, bu kanuniyetle ilgili bir şey sorayım mı? Zamansızlığın kanuniyeti de sanki ikinci mertebeye hayat gibi oluyor. Hani Hızır ve İlyas Aleyhisselam birçok yerde bulunuyorlar. Uzun müddet yaşıyorlar. Bunun, bu hayat mertebesinin bir özelliği abi, en önemli özelliği bence. Önce ders alınıp sonra görüşülmesi. Yani sizin bu anlattıklarınız, hiçlik, zamansızlık, şunlar bunlar hep
önce ders alınma meselesine bakıyor gibi. Arkadaşlar, iki defa anlattım ama bir daha anlatmak istiyorum. Alemi şehadet, alemi gaybın üzerinde tentenili perde ya, bir şekilde bunu yırtmak istiyoruz. Perdeyi yırt diyor usta, perdeyi, eneyi, nahnuyu, yırt diyor. Devam ediyorum. Bilim insanları da derler ki, olmuş bitmiş. Olayların bir bölüğü ki saniye sonra bize ulaşıyor. Aslında içeride karar verilmiş. Cihazı takmışlar. Dersin başında anlattım. Yani olmuş bitmiş. Biz bittikten sonra içeride olayı bitirmiş. Tepkiyi, takdiri yapmış. Tenkit veya takdir ediyorsan parmağınla bas diyor düğmeye. Bu basma süresi 1/2 saniye. Saniyenin yarısı. Yani olay karar verilmiş. Bilim insanları şimdi bunu uğraşıyor. Diyor ki, benim adıma karar verilmiş. Tamam. Peki, bana diyorlar ki, sen bunu, cihaz kafasında karar verildi, tepkiyi vermiş. Elimle bas diyor şey olduğu zaman, 1/2 saniye, yani onun yarım saniye daha sonra ben karar veriyorum. Şimdi diyor ki, ya diyor, bizden önce karar almış oluyorlar. Peki benden önce benim adıma karar alan kim diyor. Orada bırakıyor. Kim? Yani sistem nasıl çalışıyor diyor. Benim de garibime gitti yani. Dün dinledim o kardeşim. 9 dakikalık videosunu göndermiş. Kanada'dan bunu göndermiş. Diyor ki bu aynı anda benim adıma karar alanı çözersem o karar almadan ve aldıktan sonra bana dayatmasını kaldırmam için karar almadan önce ben tespit edebilirsem ben karara hakim olurum. Yani bu niçin çalışıyor? Bu aslında diyor benim dışında idrak öyle diyor. İdrakimin dışında vücudum iç alemde birisi kararı almış. Vehim ve vesvese de aynı böyle ya. Karar almış. Bana diyor parmağımı ona ettiriyor. Ha ben diyor benim adıma karar almış kim ise ben o karar alanı bulursam, ona tanışırsam, ona geçersem, ona benim hakkımda karar almasına fırsat vermem. O karar ben alırım. Şu anda benim adıma ama bana mal olan karar alınmış oluyor diyor. Bakayım biz ne demişiz. Şimdi bizim cevap. Nereden bilecekler? Enfusi derslerle, haritayla meşgul olmayan bunun cevabını diyecek ama herkes bir şey diyecektir ve demişlerdir. Ama isabet ettiğini nereden bilecek? Şu arkadaşlar, senin zahirde kararının kaynağı cüz-i ihtiyardır. Eylemde parmak basmak, hayır. Evet, handa karar verme cüz-i ihtiyardır. Bundan önce kim karar almış? Elestu bi rabbikum de karar veren almış. Bundan cüz-i ihtiyariden önce karar alan iradedir. Daha arkaya doğru kalptir, ruhtur ve enidir. Ama irade mazi ve istikbali bütünsel tutup halde ihtiyare karar aldırır. Ya, ihtiyar nedir? 24. sözde 4 taife mahluk vardı. Hayvanları taifesinde de ihtiyarı olduğunu söyler. İhtiyar hayvanlarda da vardır demiştik hatırlarsınız. Oduna nispeten çiçek, arı. Ekmeğe nispeten eti, kedi. Tercih ediyor. Bunlarda çendan bir cüz ihtiyar vardır. Maziden, istikbalden kopuk anda karar verilmiş. Ha demek ki o bilim adamlarının bulup bulamadıkları yani parmağımı basan, onaylayıp reddedenden önce karar alan kim? Bilmiyorlar. İradedeki vicdandaki irade alıyor. Alıyor. Çünkü Üstad Hazretleri 29. sözde
aklı ile seyran, kalbi ile cevelan, ruhu ile develan diyor. Ediyor. Aklı ile seyran demek, seyran, gezinme. Akılla gezinilir, akıl açılır mertebeleri, ferahlanır. Kalbi ile cevelan eder, kaynama olur. Yani kalp haritayı mukaddestir, haritadır. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Cevelan, şey ile, ruhu ile deveran. Ruhun şeyini deveran diyor. Dönüşme demek. Ona dönüşüyorsun. Tedavül deniliyor. Devretmek deniliyor. Devretmek. Demek ki bizden önce, bizim eylemimizden önce bizde karar alan iradedir. Elestu bi rabbikum'da da aynı böyledir. Şeyde Mecul'de bir kardeş var. Bilal Hoca, Bilal Hoca. Demişti ki, hatırlar mısınız? Mehmet direkt de cevap vermişti. Allah diyor Ebu Cehil'in iman etmesine müsaade etmedi diyor. Yazmıştı. Bilmem hangi alime dayandırarak söyledi. Hatırladınız mı abi? İmamın Mecul... Hatırladık evet. Şimdi o alim hangi alim demişse tabi mutlaka İslam ilmi kemala alimleridir. Sırf aklı esas aldıkları için ben risalene dayanarak söylüyorum. Elestu bi rabbikum kalu bela da kabul ve reddeden iradedir. Orada iradesiyle reddedince burada ihtiyarıyla yapacağı hiçbir şey yoktur. Artık iman edemez. Çünkü iradesi reddetmiş. İrade neydi? Geçmişin bütünlüğüyle geleceğe bakarak anda cüz ihtiyariye karar aldırıyor. Geçmiş en cami ve külli olan iradesiyle mazide reddetmişse burada andaki bir güç olan ihtiyarla nasıl kabul edecek? Edemez. Onun için bir şey söyleyeyim de yatın kalkın şükredelim ki vicdanımızdaki irade elestu bi rabbikum de karar almış ve onaylamış Allah'ı. Allah'ı onaylamış. Burada biz onu tasdik ediyoruz. Aslında merkezden emir, reis almış. Artık memurluktan geçiyor gibi. Abi çok merak ettim bir soru. Sorabilir miyim? Evet. Acaba böyle bir cihaz yapsalar, emri tekvini ile evamiri tekvini arasında da böyle bir fark bulabilirler mi? Zamansal fark. Şimdi biz mantık yürütelim. Şu anda karşımıza çıkan bir soru. Emri tekvini dimağda, taakkulda, akılda. Kur'an. Evamiri tekvini. Vicdanda, zihinde onun hayatı tekviniyesi. Onun yanı başında olan irade, yukarıda aklın, akılda olan, yani onaylamayı, bilim insanı akılda yapıyor ama diyor, 1/2 saniyede yapıyor. Yani, ihtiyarla tasdiki görüyor. Ay bilim insanı şunu ayırt edememiş demek istedim. İhtiyarla iradeyi bilmiyor. İnsan tek zannediyor. Ondan çıkamayacaktır. İhtiyar diyor karar veriyor bize göre. İradenin yarım saniye sonra veriyor. Bunu şey yap. Peki senin soruna geliyorum. İrade ve ihtiyar nasıl farklı ise zihindeki hayatı tekviniye ile akıldaki evamiri tekviniye gene öncedir. Hangisi? Hayatı tekviniye. Ama konuşmuyoruz bunu. Biz aslında Kur'an'la, evamiri tekviniye ile, tefekkürle zihinde yer açıyoruz. Açılan yere
Hayatı tekviniyelerimiz diyoruz. İşte iş böyle zahirde. Ama hakikatta ters çalışıyor. Hayatı tekviniyede yer açıldığı için akılda evameli tekviniye onaylıyoruz. Ne diyorsun sen ya? 10. sözün 4. zeylinde diyor ki dünyada vücudun, doktorun burada, anne karnında inşaatı var. Vücudun inşası var. İnşa, inşaat. Gir içeriye. İnşaattan sonra oraya insanlar girdi. İhyası var. Sonra ruhun gelmesi vardır. Değil mi? 3 süreç. Bir daha vücudun inşaatı var. Sonra ihyası var. Ve ruhlanması var. Ahirette ise bunun tersidir aşirde. Ruhların gelmesi var. Vücutların ihyası var ve inşası var diyor. Yani suretle kanunet farklı çalışıyor. Yeter ki ne mutlu fark edene. O zaman ahiret orası burası. Suret ve kanunet arası fark gibi yani. 60 sene, 100 sene. Yani 300 sene yaşasan ne olur? Yani ne değişecek? Onun için bir ani seyyale yetiyor. Ve bak aklıyla seyran. Akla seyran. Kalbiyle cevelan. Ruhuyla deveran oluyor. Ha? Deveran oluyor. Yani çok acayip bir kavşaktır insan. Bir bakıyorsun suretin tesirinde. Hani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Yani burçların tesirinde ya. Bir bakıyorsun insan suretin altında, surette eylem yaparken aslında içeride kanuniyetin de farkında, onun da işleyişinin farkında ve ne kadar şükresi azdır. Mesela biz ruhumuz yani irade ile lestu bir rabbikum de Allah onayladığı için burada Allah'ın izniyle dönemezsiniz yani. Allah döndürmez. Siz ciddi karar almadıkça Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. İnşallah hükmünü orada vermiş. Nasıl vermiş? Sen verdittin. İradenle o ruhlar onayladı. İrade mazi ve müstakbelle şey değil ki, yani anda mahkum değil ki irade. İrade vicdanidir. Şimdi bir halet de okuyorum ve kesiyor. Hasan abi ya bir şey sorabilir miyim? Tamam abi. Bu iradedeki karar cüz-i ihtiyariye irtisamla mı, temessülle mi geliyor? Yani Mehmet kardeş ne dersek tabii bizim tefekküre ait. Ama irade karar verdikten sonra cüz-i ihtiyari tasdikteki, yani cüz-i ihtiyarinin tasavvurda var sureti. Cüz-i ihtiyarinin sureti orada. Cüz-i ihtiyarının kanuniyeti akılda. Hakikati tasdikte, yani ilimde, mahiyeti ise itikatta mı ne demiştik? İtikatta. Şimdi oradan oraya irtisam mı, temessül mü, insiba mı tam kesin bilmiyorum. Tam kesin. Şimdi temessül olsa aynı anda olur değil mi abi? Temessül olsa aynı anda olur. Evet. Onun için soruyorum ama irtisam olsa arada bir vasıta olması lazım. Evet. İşte o irade ile cüz-i ihtiyarın arasındaki irtisam aynası desek bizim suretimizdir desek. Evet. Yani ne dersek. Bir de şunu söyle paylaşayım sizinle. Canım kardeşlerim bak. Dün mesela bu videoyu şey yaparken bunları öğreniyoruz gibi gözüküyor değil mi zahirde? Bir şey öğreniyor. Yani okuyorsunuz, okuyoruz. Şu anda dinliyorsun, bakıyorsunuz. Ben de bakıyorum. Bana baktığınızı zannediyorsunuz. Sure. Yani onu okuduğunu zannediyorsun. Dinlediğini zannediyorsun. Rabbim şahit olsun. Gördüklerinde, duyduklarında, okuduklarında, yaptıklarında dört. Ne olursa olsun. Hep sen, sendesin. Bir yere gittin yok. Bir yere... Hep böyle okurken oluyorsun. Olurken söylüyorsun.
Hep kendini inşa ediyorsun. Yani anlatamıyorum tabii bu şeyi. Yani şu anda biz bunları öğrenirken bir bilgi zannediyoruz. Yani öyle bilgi. Aslında bu kutuda mekan açılıyor. Hep böyle kafa indiriyorsun ya. Aslında aslına inkılap etti böyle. Bir dinlemek var böyle. Böyle dinlemek. Tehdit şeyi. Bu beden dilini anlatırdır usta abi. Böyle dinleyen bize ders verirdi. Böyle dinleyen, böyle dinleyen. Tamam mı? Böyle dinleyen, böyle. Bak böyle dinleyen alıyor. Böyle dinleyen konuş, konuş. Dur. Söyleyeceklerim de var. Tehditçidir bu. Tamam. Şimdi iç alem, iç alem dışarıya nasıl kendisini gösterdiği gibi inan bu duydukların her şeyinle küçük, ben dün akşam mesela küçük bir alem ama böyle hep böyle içerideyiz. Mesela 50 sene yaşasa ne olur? Yani adam bu videoyu şey yapınca dedim Allah Allah, bu kararı veren kim? Bilim bunu karar veren. Çünkü her bilim adamının söylediği bilimsel değil. İdealistik ve ideoloji sahibi olduğu için. Mesela elektronların etrafındaki halkanın 8'dir. Hinduların şeyi. Budizm'deki 7 kavramı olduğu için. Nirvana'nın kanunu 8 olduğu için. 7'ye muhalif olsun diye. Ama tabii bize tıpta veya fizikte, kimyada 8 tane elektron şey var. Elektron güzergahı var. Dedikleri için öyle inandık. 5 deselerdi 5 inanacaktık. Onun için sebep sonuç o kadar putlaştırmamak gerekiyor. Elektronların, proton etrafındaki elektronların 8 güzergahı olmasa onların söylemelerinin biz papağanıyız. 6 dese ne olacaktı? 6 kabul edecekti vesaire. Yani bilimin de insanlarının her şeyi bilimsel değildir. İdealist bilim insanları çok azdır. İdeoloji sahibidirler. Dolayısıyla inançlarına göre yönlendirir. Şimdi iç aleme girdiğin zaman, yani onun için sebeplere fazla takılmayın. Yani mutlaka şu hastalık, bu ilaç, yani herkes de bilir, doktorun da bilir. Bunu sana ilaç yapıyorum. Aha sana ilaç. Sarı renk sendromu var esrarcılar için. Acilde doktorluk yapanlar bilir. Sarı sendromu mu ne diyorlar? Adam esrar içtiği için artık vücuda alışmış. Ama eline geçmeyince şey geçiriyor, kriz geçiriyor. Hemen acile geliyor. Sarı diyor serum. Serum sendromu var. Tamam. Yaptıkları için söylüyorum hani ehilleri. Yani benim yeğen de çalıştığı için orada o da görmüş. Sonra yapan bunu anlatmış. Gitmiş renklendirici bir şey koymuş. Serum zannetmiş, vermiş. Ondan sonra of be. Oysa o serum değil ya. Su mu bir şey vermişler işte. Nasıl ki tansiyonun iyi ama tansiyona bakayım diye beyaz önlüklü doktor gelse beyaz önlük haleti var yani. Önlüklü adam görürsen tansiyonu rahat bir en az bir numara tansiyonun artar. Yani bunlarla şunu demek istiyorum. Seni küçük zannediyorsun. Tamam, küçük zannediyorsun. Her gördüğümüzü, duyduğumuzu, gördüğümüzü, duyduğumuzu, düşündüğümüzü, yaptığımızda içeride yer açılıyor. Yer. Yani içeriye geçti mi otomatik olarak burası, orası. Yani şu içeriye geçmek, kabirden öteye geçmekten zordur. Kabire herkes geçer. Bu velilik çok düşüktür. Kabir, mezardakinin konuşmak, mezardakileri görmek, tespitçi büyük bir şey değil o. Bir esmanın Settar isminin biraz aralanmasıdır diyor Geylani, Settar ismi. Tamam. Ama Risale-i Nur bütün isimlerinin mertebeyi azamıyla konuşuyor. Yani ben Risale-i Nur elimde olmadıktan sonra olmasa bana deseler ki Rabbime şahit olsun. Sana Risale-i Nur vermeyeceğiz. Alacağız onu ne kazan ama sana kabirdekileri göstereceğiz.
Ki mezara bakınca hepsini göreceksin. La vallahi zerre kadar tereddüt etmem. Gramını değişmem. Bir sözleri bile vermem. Kabir sana açılacak sözleri alalım. Vallahi vermem. Risale-i Nur ama anlayan der bu. Risale-i Nur bütün mevzularını ismi azam ve her ismin mertebi azam cihetiyle konuşuyor. Her bir şeyde her şeyi gösteriyor. Her bir şeyde her şeyi gösteriyor. Bununla şunu anlatıyorum. İç bir kutu gibiyiz ama her böyle keşiflerimiz adam soruyor. Yani iradenin kararını ihtiyara temsiller mi veriyor? Yani bu sanki mahalle arasında konuşuyor. Ev arasında mutfak, yatak odası şu bu. Yani bakın ne kadar nereye taşımış Risale-i Nur bizi. Yani irade, ihtiyar, yeri yerine oturuyor. Adam bilim insanı ya. Şey yapmış, daha bulunmuş değil diyor. Bu cihaz bulunmuş. Biz insan düğmeye basarken yarım saniye sonra basıyoruz. Kim diyor bizden yarım saniye önce karar vermiş. Adam onunla uğraşıyor şimdi. Sen de bunlara basmışsın, geçmişsin. Bunları ta elestu bi rabbikum de ben vermişim karar. Değil yarım saniye. Sen şimdi yarım saniye zannediyorsun. Ey bilim insanı. Arif olmak, kamil olmak, ilim ehli. Başka işte Risale-i Nur kazandırdıklarına bakın diye söylüyorum. Elestu bi rabbikum kalu belada. Yani olmuş olacak kıyamete kadar, cennete kadar, cennetin içindekilere kadar her şeyi biz zaten onaylamışız. Burada ikrar ediyoruz. Neyle? Cüz-i ihtiyarıyla. Evet. Takun, akıl dersine hoş geldiniz. Hasan abi, bazen ben soru sormadan dersiniz ki konuyla alakalı mı? hep de konuyla alakalıdır ama ilk defa konunun dışında bir şey sormak istiyorum. Çünkü kendime ben yapamayacağım. Geçen gün yine sizin ağzınızdan duyduğum Mustafa Babalı'nın söylemiş olduğu Tur Ceyhun vardı ya Hasan abi. Evet, ilk defa duymuştum. Evet. Mesela La İlahe İllallah. 20. mektupta La İlahe İllallah'ı anlatırken önce bir alemden, sonra bir memleketten, sonra bir şehirden, sonra bir saraydan, sonra tekrar o sarayı bir aleme sokmaktan bahsediyor abi. Şimdi en başta da iki kişinin havuzda yıkanmasından bahsediyor. Şimdi ben bunların birine vahidiyet, birine vahdet, birine vahid, birine ehad dedim. Her birinin arasındaki yolculuk da Tur Ceyhun mudur acaba abi? Alemden aleme dolaşma. Bu biraz kafamı karıştırdı. Aynen Tur Ceyhun. Tur Ceyhun'dur tabii. İnkılaptır kardeşim. İnkılaptır. Mesela ortaokul diplomasında ilkokul var derken 2 artı 3 eşittir 5'tir ilmi, kazanımı ortaokulda artık o kimyaya inkılap etmiş. Kimyaya dönüşmüş o. Kimyadır o. Fiziktir o. Başka bir fene dönüşmüş o. Tur Ceyhun'dur. Yani 30. sözdeki Tur Ceyhun'la 20. mektuptaki ve ilehil masir ona rücu edeceksiniz. Haşir meydanında Rabbinize rücu edeceksiniz. 30. sözdeki Tur Ceyhun'da kendiniz kendinize dönüşeceksiniz. Onun için gelmiş. Evet. Her bir söz. Mesela şu anda mesela kapatmıştım ama Halit'i bir alim dostum dün beni aradı. Dedi ki Halit nedir biliyor musun dedi. Ben de şeydeyim yukarıda bir dağda bulunuyorum yani. Orman ama dağ çok yüksek böyle. Yani kendime şey yapmışım. Bugünkü derse hazırlık olsun alemim değilsin diye. Orada söylüyor. İkindi de okundu galiba. Okunuyordu. Dedi ki halet nedir dedi. Ya bizim bir sürü halet dersini yaptık ama ben biliyorsunuz çok severim yani bir insan ne diyor bakalım. Sizde bunu var yani elhamdülillah. Dur bakayım benim bildiğim bildik. Benim bilmediğim ne var ya bir bakayım. Kesinlikle dinlerim. Dedi ki bak şurada 210. 200 kaç? 213. Yazdım. Allah Allah garibime gitti. Osmanlı bir alimi ismini yazamadım.
Dedim ki bir ses kaydı at dedim, yazayım ben onu. Bak, biz Halet Osman bilir. Hepiniz bilirsiniz ama o kaydettiği için. Halet dersin yaptık. Bak, adamlar, alimler bizim o çalışıp malzeme yaptığımız şeylere ömrünü vermiş. Buna ait bir kitap yazmış. Kitabın özünü söylüyorum. Halet diye. Halet, ariflerin, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu. Yavaş yavaş okuyorum ki lütfen dinleyin. Bir daha. Ariflerin, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu takarubatında, yani ariflerin Allah'a yakınlaşma süreçlerini yaklaşırken sırlarında, ariflerin sırlarında Cenab-ı Hak zuhur eden sultan, diz okuyayım dur, izah etmeyeyim. Ariflerin Cenab-ı Hakk'ın takarubatında, sırlarında zuhur eden sultan-ı tecelli marifettir ki buna halet tesmi olunur. Bu halet keşfin mukaddemesi olduğundan Sübhaneke ma'arafneke hakke marifetike ya maruf kavli şerifiyle Mahbub-u Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi izhar-ı ats eylemiş bulunduğundan bu marifeti halka anlatmaya çalışmak. Devam. Yani şu. Arif. Geçen konuşmuştuk. Arif. Alim, arifle farkı. Arifler Cenab-ı Hakk'a yaklaşırken, bu gayret ederken ariflerin sırları var. Sır. Sır. Bu arifler gayret ederken Allah'a yaklaşmaya Allah bu ariflerin bu gayreti nedir o? His ve şuurlarına diyor. His ve şuurlarının bütünselliğinden sırları varmış. His ve şuur bütünsel sır oluyormuş. Yani arifler Allah'a yaklaşırken sırlarına Allah tayin ediyor. Allah tayin edince insanda bir şey ortaya çıkıyor. Ortaya çıkanın adı diyor, halettir diyor. Bu halet diyor, bu halet, Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'ta en zirvede bunu yaşadığı için Sübhaneke ya maruf, ha nasıl, Sübhaneke ma arafneke hakke marifeteke ya maruf, seni tesbih ederiz, sen Sübhansın, seni hakkıyla bilemedim. Subhaneke ma'rafneke hakke marifetike, yani seni hakkıyla marifetini bilemedim. Peygamberimizin Miraç'taki kabu kavsinde öyle söylemiş. Subhaneke ma'rafneke hakke marifetike ya maruf. Yani bunu anlatmış. Yani o alimler haletleri nedir? Arifler Allah'a takarup, Allah'a yakınlaşmasında sırlarına Allah tayin ediyor. Sırlarına. Sır neydi? His ve şuurun bütünselliği. Buraya Allah tayin ediyor. İnsanda ortaya çıkana da halet deniliyor. Halet. 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 O sırında, arifin sırında ortaya çıkan Cenab-ı Hakk'ın tayini ve teşahhusu. Tamam. Burada kesiyorum ve bayağı da tam bir saat oldu. İnşallah faydalı olmuştur. Ya Allah, Bismillah, 147 taakkul. Gönderdim size 23. sayfa, şualar 210. Arkadaşlar belki bir saati de belki zannederiz ama bunlar da bu Risale-i Nur'un kutsi kuşunu avlamak için ortaya konulan yöntemlerdir. Haşa. Yani anlamak için tuzaktır. Kuşu avlamak için
kuşu avlamak için bir tuzak konulur. Mesela biz çocuk iken köyümüzde, yukarıki köyde at vardı. Sahiplerinden, atın kuyruğundan kıl isterdik. Tahtaya yem koyardık, o atın kuyruğun ipi gözükmez. Orada bir tane böyle şey atardık, böyle çengel gibi. Kuş onu yemeye gelince atın kuyruğundaki o kılı görmez. Hemen kaçarken ayağında yakalırdı. Sonra severdik, bırakırdık. Böyle bir şey vardı. İşte Risale-i Nur'un kutsi mana kuşunu avlamak için Allah'ım öyle muamele etsin. Okuduğumuz o biraz önceki kazanımlarımız, ihtiyar, irade, zaman, adem, halet, bu kutsi kuşu avlamak için, çünkü daha çıktığım zaman, okuduğum zaman hepinizde oluyor, kaydediyorsunuz, tefekkür ediyoruz böyle, kaydediyoruz. Bu manaları yakalamak için, şimdi şu ağlar 210, bakayım Cenab-ı Hak ne verecek bize. Zemin yüzünde öyle bir hikmet ile işliyor ki, zemin yüzünde öyle bir hikmet ile işliyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle işler dönüyor ki, aklı beşer onun fevkinde düşünemiyor. Aklı beşer düşünemiyor. Metin bitti abiler. Yani niçin şey yapılmıyor? Ben hemen ne okuyacağımı da bilmiyorum. Çünkü 2019'da yazmışız ama şu. Bu akıl kainattan önce yapılmadığı için ve kainat da bu aklın ölçüleriyle yapılmadığı için akıl bu kainatın kününe varamıyor. Varamaz da. Zaten Mesnevi de öyle diyor. Akıl varamayacağını da aklımı söylüyor diyor. Çok ilginç tabir. Aklı beşer alem-i şehadette de cevelan ediyor. Aklen cevelan, kalben seyran, ruhen deveran. 29. söz. Burada eklemişim, kendi anlamışım. Aklı beşer alem-i şehadette cevelan ediyor. Bu varlığın önünü ve arkasını aklen çözemiyor. Yani akıl seyran ediyor. Arabaya binmiş, la teşbih ve la temsil. Arabaya binmiş. Arabanın kendisi değil. Uçağın kendisi değil. Ama akıl böyle, adam hani bir araba, uçağa biner de, arabaya biner de böyle seyreder ya etrafı böyle. Araba gidiyor. Şimdi akıl bir yere binmiş. Akıl nereye bindi diyor ustad. Akıl fikre bindi diyor. Öyle mi diyor? Ruh da hayale bindi diyor. Bak Allah Allah. Şimdi seyran ederken akıl varlığın önünü arkasını çözemiyor. İlle vahiy lazım. Her şeyin akılla bilinemeyeceğini anlamasıyla akıl insan akıllı oluyor. Her şeyin akılla çözülemeyeceğini bilen akıl, bu akıl akıllı oluyor. Aklın sahası, yeryüzündeki hikmeti, aklın sahası neymiş? Yeryüzündeki hikmeti, adaleti, merhametle işler döndüğünü görür ve bilir. O kadar, görür ve bilir. Haddi ve hududu belli. Hasan abi. Hakkınızı helal edin. Bu son soru. İnşallah. Bakın hiçbir şey tesadüf değil. Her şey tevafuk değil mi abi? Şimdi taze okuduğum için biraz takılıyorum. Sanki her şey her yerde Risale-i Nur'da. Hangi gözlükte baktığınızı göre değişiyor. Bakın bir la ilahe illallah'tan çıkarttık. Mesela bir havuz bahsetti ya. Ben onu şöyle benzetme yaptım. Anne karnındaki o su ne diyorlarsa her neyse. Şimdi orada Hasan abi bakın Allah nasıl oluşturuyor? Önce ruh geliyor abi. Memleket. Sonra kalp geliyor abi. Şehir. En son akıl veriliyor, saray. Yani aslında aklın ne olduğunu biraz bakacak olursak çok farklı manalar çıkıyor. Akıl yine kendi içinde açılıyor. Üstünü açıyor yani Hasan abi. Ama kendisi açıyor. Kendisini kendisiyle inşa ediyor. Akıl. Kendisiyle inşa ediyor. Evet, onu diyor. Evet.
akıl her şeyin akılla bilinemeyeceğini anlamasıyla akıl akıl olduğunu ortaya çıkıyor. Aklın sahası kendisini bilen akıl, yeryüzündeki hikmet, adalet, merhametle işler döndüğünü görür ve bilir. Akıl haddi ve hududu belirler kendisi, haddini ve hududunu belirler. Her şey akılla bilinememesinin sebebi, her şey akılla yaratılmadığındandır. Mesela kainatın bir sebebi vücudu merhamettir. Merhamet ise şuunat-ı zatiyedir. Akıl ise esmaların bütünlüğünden çıkan bir cihazdır. Şuunat-ı zatiye nerede? Esmaların bütünlüğü nerede? O zaman akıl olursa her şeyi bilemeyeceğini, sebebini sebepsiz yaratılmaya, çünkü kendisi sebeple bilmeye ait bir alet olduğunu bilir, ama sebeple yaratılmayı bilen akıl sebepsiz de yaratılmayı da biliyor. Çünkü benim aklımı yaratılırken sebep yok. Eğer aklı kalbine bağlanırsa, akıl kalbe bağlanırsa, kalbin gördüklerinin bir kısmını akıl da görür. Yani ben arabaya ben binersem, araba beni götürürken ben de etrafa öyle görüyorum. Ama ben durmuşsam veya yaya gidiyorsam böyle görür. Akıl da fikre, hayale, kalbe binerse, ki öyle diyor. Akıl diyor ki benim ayağım var diyor. Kalbe, senin gibi kanadım yok diyor. Uçamıyorum. Eğer akıl kalbine bağlanırsa vahiy biniyor ve kalbin cevelanını akıl seyran ediyor. Ama aklı gözüne inerse varlığın arkasındakini çevir. Ama akıl gözüne inerse varlığın ilişki ve çelişkilerini hapsolur. Akıl gözüne inerse, bak, onun için diyor, akıl gözüne inerse akıl nerede çalışıyor? Akıl varlığın ilişki ve çelişkilerine hapsolup gidiyor. Yani 60 sene yaşadım, kanserim, koronayım, oldum, olacağım, oyalanıp gidiyor. Yazık, günah. Çok acayip. Hasan abi. Evet abi. Bu cevelana bakmıştım abi. O daha çok zerrata bakıyor. Yani akıl hani dediğiniz gibi çalışırsa daha çok atomsal düşünüyor. Sebep sonuç. O şekilde ilerliyor. Evet. Tık 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 tıkla düşünüyor akıl. Seyran ya. Tık 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 sebep sonuç. Giderken görürüm. Gidersem görürüm. Gitmesem gelmem. Ama kalp için diyor ki, şurası için diyor ki, şöyle yapayım. Harita. Gitmeden de bir yerde burada seyredersin. Haritayı kutsiye. 146 emirden ya. Tamam mı? 146. Yani, eyvallah, teşekkür ederim. Bak bir daha. Bir yerlere gitmeye de gerekiyor. Hemen yanı başında diyor. Hemen yanın başında onu seyreder diyor. Kardeşim, nereye gitmek iste. Bu haritayı aç. Harita. Yani şu anda bulunduğunuz yere bakın. Bir de uzak şehre bakın. Ama aynı o harita hepsi önünüzde. Ama zahirde o şehir istikbal. Kalp böyle harita. Akıl için istikbal. Kalp için aynı. Hazıran. Şu kalp açılması nispetinde haziran oluyor diyor. Mazi mustakbel hazır hükmüne geçiyor. Şualar 213. İşte bu kati hakikata binaen binler filozofların muhalif fikirleri. Böyle imani meselelerde bir tek muhbir-i sadıka karşı hiçbir şüphe, hatta vesvese vermemek lazım iken 120 bin ispat edici ehli ihtisas
ve muhbir-i sadıkın ve hadsiz ve nihayetsiz müsbit ve mutahassis ehli hakikat ve ashab-ı tahkikin ittifak ettikleri erkan-ı imaniyede aklı gözüne inmiş, kapsız, maneviyattan uzaklaşmış, körleşmiş birkaç filozofun inkarlarıyla şüpheye düşmenin ne kadar ahmaklık, divanelik olduğunu kıyas ediniz. Metin bitti. Görüyorsunuz değil mi? Size gönderdiğim yerde herhalde sizin elinizde de var bu sayfa. Burada da aklın alameti neymiş? 120 bin ispat edici ehli ihtisas. 2. Muhbir-i sadık. Hadsiz ve nihayetsiz müsbit ve mutasis ehli hakikat ve ashab-ı tahkikin ittifak ettiklerini ittifak etmek aklın olduğunu gösterir. Yani ehli ihtisasların ittifaklarına ittifak etmek akıllılıkmış. Bir daha ehli, bu konunun ehli midir? Mesela hakikaten bir doktor belki de bizden farklı düşünüyor. İtikadı bozuk dahi olsa, bir hastalık münasebetiyle hastaneye gitsen, verdiği ilacı ve anladığı hastalığı, teşhisini sorgular mıyız? Ekseriyette sorgulamayız. Yani ciddi bir şey değilse, tamam işte bunu iç diyor. Ya niye? La kardeşim, itikadına bakmıyoruz. Ustad da diyor, gayrimüslim diyor, bu saatçi, terziye diyor, saati tamir ettirmek için itikadına mı götürüyorsun saati? Mesela bu saati tamir edecek Ermeni, Osmanlı'da Ermeni. Saati götüreceğim ama bu saatçi sanatkarlığına mı bakarsın, itikadına mı diyor. Sanatkarlığına bakarım. Doktor da sanatına bakıyoruz. Niye? İhtisas. O zaman buna ihtisasa inanıyorsun da ruhiyatçı ve bu konunun uzmanlığına ve uzmanlarına niye itimat etmiyorsun? Ha, demek ki akılda bir sorun var. Akıl der ki ehli ihtisasların ittifaklarına ittifak etmek akıllılık, etmemek akılsızlık olduğunu anlıyor. Hayatında yalan olmayan zatlara itimat etmek, 120 bin ispat edici ehli ihtisaslara, mutasis ehli hakikatlara, ashab-ı tahkikinlerin ittifaklarına, bak kaç tane, 4 tane, hayatında yalan olmayan zatlara itimat etmek, 120 bin ispat edici ehli ihtisas, mutasis ehli hakikat, ashab-ı tahkikin ittifaklarına ittifak etmek aklı başında olduğunu gösterir. Etmeyen aklı başında değil. Şualar 220. Evet, haşir gibi en acip ve en dehşetli ve tavr aklın haricinde bir mesele. Ancak ve ancak böyle harika, harika iki ustadın dersleriyle halledilir, anlaşılır. Ne anlamışız? Aklı aklına yetmeyeceğini bilmek akıllılıktır. Aklım aklıma yetemeyeceğini bilmem lazım. Kendi aklı kendini yeteceğini zannetmek, aklım bana yeter, bunu 25. sözde de söylüyor, akılsızlıktır. Ehline müracaat etmek akıllılıktır. Haddini ve hududunu bilmek akıllılıktır. Ruh ve kalbin açtığı yoldan gitmesi akıllılıktır. Haşir gibi meseleleri aklın ölçüleriyle, sıfatlarıyla yapılmadığı için aklı çerçevelerle tek başına anlamaya çalışmak akılsızlıktır. Yani ahiret
değil. Dünya bile benim aklım ölçüleriyle yapılmamış. Benim aklım kainatın sonunda yapıldığı için kainat yokken yapılmasına ait aklın çıkarımlar yapması, bulması ancak ehli ihtisasla mümkündür. Ehli ihtisasla mümkün. Bilmiyoruz. Bunu bilmediğini bilirse akıllılıktır. Şimdi zannediyor ki aklım aklıma yapılmış, aklım aklımla yapılmış veya bu kainat kurulmadan önce aklımın yöntemleriyle yapıldığı için ben her şeyini akılla bilirim. Bilemezsin kardeşim. Kalpteki şefkatimi aklımla takılmadığı için aklım kalpteki şefkati anlayamaz. Şualar 224. Hayatı ve aklı o bir çareye aleti azap ve işkence edeceği zamanda ahirete imanın dersleriyle hayatı ve aklı bir şey hatırıma geldi de anlatayım anlatmayayım diye tereddüt ettim anlatmayayım da hayatı ve aklı o bir çareye alet azap ve işkence edeceği zamanda ahirete imanın dersleriyle bitti. Ne anladık? Aklı alet azap ve işkenceymiş. Ya sahibine teslim edilmese akıl azap aleti ve işkence aletiymiş. Allah Allah. Haline getiren yani aklı alet azap ve işkence haline getiren imanı bil ahiretin olmaması. Ahirete iman nispetinde aklına hakim olursun. Ahirete iman nispetinde aklına hakim olursun. Ve aklı aleti azap ve işkence olmaktan çıkarır. Ya. Şualar 225. Eğer iman... Abi biz çok merak edeceğiz. Çok merak edeceğiz anlatmadan geçerseniz. Yani evet mühim de mühim de değil. En mühim değil. Peki çok kısa yapayım. Bir cuma cavızanda biraz bahsettim ama cuma şöyle. Gece namazına kalkmıştım. Gene bu manalarla yorgunlaşmıştım. Namazdan sonra yattım. Namazdan sonra yattım. Ama yakaza deniliyor. Yani uyudum, uyumadım. Bir tarafta bakarsın ayım, bir taraftan ötedeyim. Aynı böyle ama şuurum var. Uyumuş olduğumu biliyorum ama uyanık olduğumu da biliyorum. Böyle bir şeyken aynı size anlatıyor. Tanıdığım birisi Sefi karşıma dikildi Gafur. Şöyle gece ama aydınlık. Aydınlaştı. Geldi odamın kapı tarafına geldi. Baktım onu gördüm böyle. Aynı gördüm. Biraz böyle şey zannedeceksiniz ama gözüm açık. Ama o da aydınlık. Ama lamba yanmıyor. Aydınlık. Köşede duruyor duvarın orada. Ama inanın aydın. Ama lamba yanmıyor. Bir baktım aynı böyle bakıyorum. Görüyorsunuz değil mi beni? Şöyle kaşlarım onu gördüm. Şöyle duruyor. Nasıl olmuşsam ben merak ettim bunu. Onun gözünden, en çok gözünden, gözünden, kulağından, ağzından ama daha çok gözünden ve kulağından girdim ben. Böyle hem benim hem enerjiyim. Yani rüzgar gibi bir şeyim böyle. Böyle merak ettim içini. Girdim içeriye.
İnanın şunu yazdıran Allah'a hamdolsun. Girmemle ödüm patladı. Yani böyle kristale bakarsınız ya, tek ortada beyaz lamba yanarken kristalde mavi, turuncu, yeşil bilmem ne. Veya bana İsmail Kaya diye bir kardeş Almanya'dan bir video göndermişti. Onun kız kardeşi İsveç'te, Finlandiya'da. O kutuplara gitmişlerdi. Ona göndermiş, o da bana gönderdi. Kendi çekmiş. Kutupta. Böyle güneş geliyor, geçiyor. Yani 6 ay gündüz, 6 ay gece. Orada çekmiş. Kardeşi de bana gönderdi. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim de içini anlatacağım. O kutupta böyle güneş böyle dönüyor dünyanın şeyine, kutbunda. Batmıyor böyle. Ama dünyada öyle bir anafor oluyor ki, öyle bir dalga, turuncu, turkuaz, mavi, bordo, bilmem ne, böyle dalgalar birbirine giriyor ya, o videoyu seyredim. Çok etkilenmiştim. O renk anaforu böyle. Ben bu adamın içine girdiğim zaman öyle, adeta Allah bana ikram etti. Bak, görmek istersen muhalifleri, aha böyle. Gözünden içeri girdim. Aman ya Rabbi. Adam vardı ama ucu bucağı yok. Fakat öyle bir anafor ama renk değil. Siyahların çeşidi, kahverenginin çeşidi, alevin çeşidi, düşüncelerin çeşidi, vesveselerin çeşidi, hepsi dalga olmuş. Unutmayın bunu. Böyle renge dönüşmüş. Düşünce rengi dönüşmüş, vesvese, itikat bozukluğu, bidat, haram helala dikkat etmemek, hepsini haram dikkat, domuz eti yemek, bilerek, şüpheliden vesaire hepsi. Ama hepsi şey, güya günah ve sebap şeye dönüşmüş, rengi böyle. Böyle bir anafor yani, renk. Renk ama parlak bir şey değil. Ondan sonra bu şeye dönüşmüş, siyahların çeşitliliğine vesaire. Korkunç. Nefes alamıyorum. Çıkmak istiyorum, gafur çıkamıyor. Çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyor. Himmet diyeceğim, yapamıyorum. Böyle karabasan da değil. Çıkmak hiçbir şekilde bana da ders veriyor bu. Kendi ihtiyar iktidarımla çıkamıyor. Hemen hatırladım. Şualar 69. Mensubiyetin cihetiyle. Aynı o cümleyi tekrar ediyor. Ama konuşuyorum ağzım. Mensubiyetin cihetiyle. Bir an yaşaması hadsiz ebedi vücut kadar kıymetdar olduğunu. Bu zerrecik vücudum. Ortadan bunu aldım. Tekrar başa döndüm. Ondan sonra bu zerrecik vücudum, hadsiz vücudun aynesi, nihayetsizin misaliyle hadsiz vücudu kazanmasına vesile. Böyle bir tekrar, üçüncü tekrara geldiğim zaman mensubiyet. Mensubiyetimi anladım. Ondan sonra mensubiyetimi anladım. Şimdi mensubiyetimi anlayınca iman oldu. İman. İman. Hemen imanıma tutundum. İmanıma tutundum. Tamam, iman. Çıkamıyorum, imkansız yani. İmkansız, çıkamıyor. İmanıma. İman öyle bir şey oldu ki, o renkler vardı ya, renkler, o adamın içindeki o anafor beni daha böyle yiyor, büzüyor yani. Çamaşır gibi kıvırıyor yani, acayip. Ama bu sefer imanım da bunun zıttı olan bir renge dönüştü. Beni böyle korumaya bak, başa yaptı. Hemen o iman, bir baktım ki gene benim, ben beni görüyorum, gülüyorum aynı böyle beyaz takke. Ondan sonra böyle vahiye tutundum. Nasıl bir şeyse vahiy beni böyle, böyle o renk anaforundan, o pis anafordan çıkarttı. Yatağa şey yaptım böyle. Nefes alamıyorum. Ama kalktım. Başladı bende ağlama böyle. Niye ağladım biliyor musunuz? Bu insanlar
nasıl yaşıyor? Nasıl yaşıyor? İmansız nasıl yaşanıyor? Bak bir daha. Kapıyı açık olsun. Ha vereceksin. Ha. İmansız nasıl yaşanıyor? Benim ceketimde de var para. Ver. İmansız. İman yok mu? Var ama iman tesir etmemiş. Şimdi o zatın imansızlıktan değil, imanı mağlup. İman mağlup olmuş. Bir daha söylüyorum, öyle inkarcı değil. Ama ehli bidâ, imanı mağlup olmuş, iman yok olmamış. Bana Cenab-ı Hak içini herhalde, Allah alem, bilmiyorum niçin, içini böyle bir şey halet olarak, o gecenin getirmiş olduğu şeyle, bu davasız, iman, zaaf iman, bu nasıl yaşanıyor? Aklım istop ettiğini gördüm. Nasıl oluyor dedim böyle akla. Bunlarla kalı olduğu için söylüyorum. Bak hayatı ve aklı o biçare aleti azap, işkence. Dedim ki ben deli olsaydım. Aklım olmasaydı, mesuliyetim olmasaydı. Yaprak olsaydım, sığır, inek olsaydım. Ya bunlar bende olmazdı dedim biliyor musun? Bu aklın bana bela olduğunu gördüm. Sonra bu aklın da bana yardım ettiğini, yani iki haleti, bu akıl eğer vahye bağlanmasa, bunların içinde değil orada yaşamak, bir an içine bulunamazsın. Tabii ki aklınıza gelir. Peki nasıl yaşıyorlar? Şeyde söylüyor, şualarda, 15. şuada var. Bir de 632 sözlerde var. 32. sözde, iptali his ettikleri için, hissediyorlar ama çünkü bu zat daha önce sormuştu. İntiharın sebebi nedir diye. Şey yani dinde nedir demiştim. İntihar diyor. No, niye der diyor. Birisi sorsa diyor. Sonra kendisi demek istiyor. Yani iç alem böyle arkadaşlar. Peki bunu hatırladım. Daha yeni yani bir hafta olmadı. Çaresi nedir? İmani bil ahiret. Bak, akıl aleti azap ve işkence haline getiren imani bil ahiretin olmaması veya tesir etmeyecek kadar zayıf olması, ahirete iman nispetinde aklına hakim olursun. Peki o anda akıl ben ne yaptı? Anlatamam kalbimi biliyor musun? Ben vefat ediyorum hissettim. Yataktan kalkamadım, oturmak istiyorum, uyandım. Işık yok uyandığımızda. Fakat çok kötü durumdayım yani esbab noktasında. İyi değilim yani bedensel. Burunda nefes almam yetmiyor. Bu anda realitedir bu. Yani böyle bir rüya gibi değil. Realite. Ağızdan da nefes alıyorum. Fakat o anda vefat etmek gibi böyle bir şeyler oluyor ama keyif veriyor. Sonra ben o azaptan çıktıktan sonra dedim ya şu imana bak yahu. Şu imana bak yani. Sırf bu iman için ne verebilirdim yani? Ne yapabilirdim? Sırf iman. Ondan sonra şey yapamam. Yani imanı bil ahiret ve bunu imanı billah, bu imanın mertebelerini içsel alemindeki seyran, cevelan ve deveranına, deveranımıza vesile olan Risale-i Nur'a artık verebileceğimiz hiçbir hatırıma gelmiyor. Diyor ki Gayrimunteşir'de Hüsrev abi, Latince'de yok. Başıboş ve gayesiz bir gençliğin içinden çekip çıkaran, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, başıboş ve gayesiz bir gençliğin içinden çekip çıkarıp bize istikameti verip istikameti gösteren, ey Risale-i Nur, sana vücudumu nasıl feda etmeyeyim? Yani o şeyden sonra, aletten sonra buna nasıl sarılacağımı bilmiyor. Bilmiyor. Hasan abi. Sözümü yedim. Son soru demiştim, sözümü yedim. Yiyeceğini biliyordum zaten. Hasan abi, değerli Yusuf hocanın, Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Yanına gittiğiniz zaman size söylediği şöyle bir şey vardı. Hasan kardeşim,
bana Risale-i Nur dersi yap. Siz de ona demiştiniz ki, yani siz bunları benden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Niçin benden duymak istediniz? İşte burada acaba o akıllı mı gitmeye çalışıyordu? Neyi yakalamaya çalışıyordu? Bununla bir benzeştirme yapabilir miyiz acaba? Deli Hoca'nın mı? Evet abi, evet. Birkaç defa demişti, bir hastanedekini mi soruyorsun yoksa evdekini mi soruyorsun? Hastanede abi. Ha. Hastanede. Bak, hastane hepinize lazım. Kartal Eğitim Hastanesi'nde yatıyordu. Gittim, Sultanbeyli dersinden sonra gittim. Ondan sonra oğlunun da bir yazdığı vardı, orada da gittim. Orada da hasta yatıyordu. İki kelam, muhabbet ettik. İyi hocam dedim, saat geç oldu, ben gideyim. Bana bir yer okumayacak mısın dedi. Estağfurullah dedim hocam. Değerli hocayı bilmeyen olur belki. İki defa ustadın elini öpmüş. Kerametle nurları tanımış. İstanbul'da fırıncıymış. Beyazıt'tan Sirkeci'ye doğru yaya inerken 17-18 yaşındayım. Ya bana bir şeyh lazım. Ben nasıl kurtulacağım? Ben ne yapacağım ya? Bana bir şeyh lazım derken yanına bir adam peyda oluyor. Dediğini söylüyorum. İçinde düşünürken yanındaki adam demiş ki senin aradığın şeyh demiş Emir Dağı'nda demiş. Emir Dağı'nda demiş Bediüzzaman Said Nursi'dir demiş. Böyle dedi, öyle deyince böyle baktım böyle adam bana dedi. Ben de dedi kafamı yedim. Allah Allah. Bu adam döndüm. Nasıl bulacağım diyeceğim dedi. Adam yok. Böyle bir zat bana dedi ki sen bir yer okumayacak mısın dedi bana. Estağfurullah hocam dedim ya sen bize bunlar okuyan sensin bize ya. Bak doktorum da duysun hepsi duysun. Bana da böyle yapılmasını istiyorum sizden. Yok sen ders yapardın bunları anlatırdın deme. Dedi ki bana sen kardeş bana yaptın başka kimseye yapma. Musibette, dertte, sıkıntıda, hastalıkta, herhangi bir olumsuzda insan bloku olur. Kendi bilgisine, kendi şeyine varamaz. Ondan sonra böyle bakar, aslına, arşivlerine, asıllarına varmak istiyor. Ben de öyleyim şu anda ama varamıyor. Elimden tut, ben oraları oku. O okuyacağın yeri daha önce okudum ben biliyorum ama şu anda ona varamıyor. Bana ondan kopuğum. Bana onu oku da beni aslıma götür. Yani böyle bir duruma olan bir kardeşim bu zaten biliyor değil. Gittiğin zaman bir paragraf okuyayım. O zaman o aslında nasıl oluyorsa bilmiyorum ama kısmen bende de olmuştu. Mahkemenin koridorunda. Mahkemedeki koridordaki benim endişem ve korkum. Vardı. Zatımdan ben pek korku şey olmamış. Yani acaba hizmete zarar verdim mi, veriyor muyum? Yani hizmete zarar verdim mi korkusu beni kahretmişti. O korku o. İşte o anda unutmuyorum. Herkes bir şey dedi ama Harun şu lafı demişti. Ve içeriye giriyorum ve ondan sonra tutuklanmıştım. İçeriye girerken dedi ki Harun, çok herkes bir şey demiş ama o kalmış, ona tutunmuştum. Seni bu hale getirenlerin veya bu duruma getirenlerin zahir sebep tamam da şöyle diyor. Hiç bunlar demeden diyor ki, senin başına bunları getiren tanıdık biliyor musun dedi. Senin başına bunları nasip eden zat tanıdık birisi dedi. Acayibime gitmişti. Tanıdık birisi. Oysa bu derste konuşulmuştu. Ama o kendi arşivine, kendi şeylerinden kopmuşsun. Kopuyorsun. Basit bir şey dediğimiz bir iki cümle, bir iki paragraf aslına götürüyor. Şu anlar 225. Bu arada birbirimize davranışımızı da öyle olacağız inşallah. Bu biliyor demeyeceksin. Bir paragraf mutlaka oku. O rahatsız olan, hasta olan kardeşime oku. Biliyor deme. Bu onu biliyor deme. Deme. Ben mesela koronadan sıkıntısı olanlar
kardeşlerime, evlerine vesaire hepsine varabildiğim gücüm kadar ben Hizbul Kur'an'da okudum. Allah nasip etti. Allah kabul etsin 5-10 dakika, 3-5 dakika onu bir şey anlattım. Oysa onu biliyor, bildiğini biliyor. Ama arşivinden kopuk olduğunu da biliyor. Şey ne dedi biliyor musun? Dün Eczanede Çayeli'de bir kardeşe uğradım. Böyle Nur Eczanesi. Şeyini de söylüyorum. Nur Tanrı. İyi bir kardeşimi seviyor. Ondan sonra uğradım o Çayeli'de. Dedi ki Hasan kardeşim dedi. Oturuyor. Korona olmuş. Atlatmış. İlaç da kullanmadı. Eczacı. Hiç kullanmadı. Hasan kardeş dedi. Yani de orada. Allah razı olsun senden. Aynen öyle ol. Aynı öyleydi dedi. Ondan sonra bitti dedi. Ne demişim biliyor musun? Ateşin terliyorsan realite vesveseden korkup ateşin yükseliyorsa vehimden. Vehim. Düşünce kendisi güçtür, enerjidir. E eşittir mc kare. Madde donmuş enerjidir. Düşüncelerim maddeye dönüşüyor. Onu da aşarım. Doktorlar der ya, kuvvetli bir psikoloji kanseri yendi. Şualar 225. Eğer iman ahiret onun imdadına gelse çabuk aklını başına alır. Görüyor musunuz? İmanı bil ahiret. Aklı başa gelmesinin en etkili sebebi imanı bil ahirettir. Yani insanın da sıkıntısını öyle korkusuna, çökmesine sebep ahiretin unutulması, gaflet haline gelmesi, tahkiki duruma gelmemesi. Hepimizde var. Tahkikiyiz elhamdülillah hepimiz ama insan isyandan alındığı için unutuyor. Unutmayın. Bu geçmişimizin her an var olsa, unutulmamış olsa, bütün geçmişlerimiz şu anda hatırlansa insan ne hale gelir biliyor musun? Yazdım öyle, tefekkür ettim. İnsan kilitlenirmiş. Tak. Stop. Onun için unutmak da iyi. İman-ı bil ahiret gaflete gelir. Ustad öyle diyor. Bir gaflet anıma denk geldi diyor ustad. Gaflet anıma geldi diyor. Ha böyle iman-ı bil ahiret zayıflayabilir, yükselebilir falan. İnsanın aklını başına alan iman-ı bil ahiretin tahkiki hali. Ne kadar iman-ı bil ahiret kuvvetliyse o nispetle insan aklı başına geliyor. Şualar 226 veyahut Esen abi. Buyur abi. Burada o zaman tövbe istiğfar yapamıyorsa ahirete iman şey hemen hemen hiç yok değil mi? Blok olmuş. Blok oluyor Mehmet kardeş. Yani tövbe istiğfar da buna bakıyor. Evet. Ne kadar çabuk tövbe istiğfar ediyorsa o kadar ahiret inancı yüksek diyebilir miyiz? Evet abi. Mesela Allah ayetinde diyor ki dün akşam da söylüyordum burada. Mealen. Bakın Allah'ın yardımını mı istiyorsun? Allah'ın yardımını istiyorsun değil mi? Cenab-ı Hak diyor ki benim yardımım şunun içinde. İstiğfar ederseniz imdadınıza yetişir. Mealen söyledi. Ha tövbe ve istiğfar kendini tanımlamanın acz ve kusuru ifade ediyorsun. Acizlikle Allah'ı, fakirlikle ahireti ortaya koyuyorsun. Yani Allah ve ahiret aç ve fakrın zeminsiz zemininde zuhur ediyor, ortaya çıkıyor. İşte tövbe ve istiğfar. Allah Resulü tövbe günahın vücuduna, istiğfar ise mahlukiyetin kemalatındaki meratiplerin farklılığından geliyor. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam günde 70 defa istiğfar ediyordu. Tövbe değil yani. Demek ki ahiret gölgelenirse, azalırsa, bir hakikattir ya, bizde taayyün ediyor ahiret. Ya bir dünya ya, ahiret bir dünya. İnancı, yani iman ederek ahiret burada taayyün ediyor, ortaya çıkıyor, var oluyor. İçine biz giriyoruz. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Var oluyor, var, burada var. Yani böyle bir inandım ben kaleme, böyle değil. Ben ve kalem, böyle değil. Yani orada var oluyor. İman onun realitesi vücut bulmuş. Mevcut değil bu. Ahiret bizde mevcut değil. Vücut bulmuş artık. İçine giriyorsun böyle.
İçine alıyor seni yani. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tabiriyle avamın beklediği ahireti havas, dünyada yaşıyor. Avam da yaşıyor ama farkında değil. Yani oh, neyle oluyor? Yaşıyorsun işte. Şualar 226 veyahut muvakkat eğlenceler ve sefaatlerle aklı tenvim edip uyutur. Tenvim etmek ne demek? Hipnoz edip uyutmak. Aklı devre dışı bırakmak. Aslı vazifesini unutturmakmış. Tenvim etmek. Tenvim. Nevm. Sinetun ve la nevm. Allahu la ilahe illa hu. El hayyul kayyum. La te'kuzuhu sinetun ve la nevm. Salatu hayru minen nevm. Yani nevm, hipnoz olmak, devre dışı kalması aklın, aklı vazife, aslı vazifesi unutması. Tamam, tembin bu. Şimdi ne anladık? Demek aklı devre dışı yaptıktan sonra insan hipnoz oluyormuş. Ha, bir yere cinciler var, hipnozcular var, bilmem neciler var. Hipnoz olabilmesi için aklı devre dışı olması lazım. Aklı ilk önce devre dışı yapıyor. 15. sözde hatırlar mısınız? Şeytan gidiyor ustata mücadele ediyor. En son diyor ki seninle mücadele edemem diyor. Peki sen diyor bu küfrü nasıl yutturuyorsun dedi bu insanlara. Şeytan ne diyor biliyor musun? İlk önce aklını elinden alırım sonra inkarı yuttururum diyor. Ya. Demek sihir ve büyülerin hedefi sihir ve büyü. Mesela ben size söyleyeyim. Sihir neyle yapılır? Söyle bakayım annenin ismini Osmanlıca yaz. Zeynep. Tamam. Oğlu Ahmet bilmem ne. Zeynep'in oğlu. Osmanlıca yazıyorsun. Ondan sonra bunların ebcedin böyle şey yapıyorsun. Ve sihirde annesinin oğlunu söyleyerek cinlere adres veriyorsun. Yani sihir ve büyüde cin. Bu aşağılık adam onu oraya gönderiyor. O oraya gitti. Ne yapacak? Geldi bana. Birisi yaptı. Bakacak uzaktan. Ulan adam Kur'an okuyor. Hiçbir şey yapamaz. Peki sihir ve büyü yapıyor. Hipnoz ediyor birisi. Cinler. Eğer namaz yok. Bidatlar kırla gidiyor. Haramlar zebil. Oho bu ne olacak? Geliyor cin. Aklın elinden alıyor. Hipnoz de eder, sihir de eder. Her şey de yapıyor. Bir de okuyayım. Demek aklı devre dışı yaptıktan sonra insan hipnoz oluyor. Demek sihir ve büyülerin hedefi aklı devre dışı yapmaktır. Sihir ve büyü hipnozun yapıldığı yer tasavvur ve tahayyüldür. Tahayyül ve tasavvur. Şualar 225 ve 226 ile birleştirirsek bunu imani bil ahiret nispetinde hipnoz ve sihir ve büyülerden korunur. Yoksa aklın hava savunma sistemleri yok olur. Aklın hava savunma sistemi tahayyül ve tasavvurdur. Yani sihir ve büyü unutmayın. Tahayyüle ve tasavvura musallat olurlar. Bunların şeyi hava savunma sistemi ise imani bil ahirettir. Aklın kalkanları imani bil ahiret ve imani bil imani billah'tır. Ondandır ki Asay Musa için Şualar 744-746'da diyor ki sayfelerinde bütün sihir ve büyüleri iptal eden ki dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eder. Dalaletin ve şirkin. Bunu Asay-ı Musa nasıl ve ne ile yapıyor? Hep derdim. Yani Asay-ı Musa onların dalaletlerin ve şirkin sihirlerini, büyülerini nasıl iptal ediyor? 146'da, 44'te, 46'da. Şu anlarda hep derdim. Meğer Asay-ı Musa bir, dalaletin şiir
şirk ve sihirlerini, şirk ve sihir nasıl iptal ediyor? Asay Musa imani billahı ve imani bil ahireti ispat ediyor, kalitesini yükseltiyor. İmani billah ve imani bil ahiret vehim, şüphe ve vesveseleri ve zanları kıblesine koyuyordu ondan. Asay Musa insanın serbest bölgesindeki tahayyülünü, tasavvurunu, kalitesini yükseltiyor. Vehim ve şüpheler ve vesveseleri zanlardan insanın aklını, kendisini kıblesine koyuyor da ondan bir şey yapamıyor. Şu anlar 227, 16 dakikamız var. Gençlere der, cehennem var, sarhoşluğu bırak, aklı başlarına getirir. Ne anladık? Korku da aklı başına gelmesine vesile oluyormuş. Demek ki korku da aklın başına gelmesi için bir yöntemmiş. İslam alimlerinin ekseriye bunu kullanmışlar. Kabir var, hayal ediyor böyle kefene sarılmış, yıkanıyor, yıkanıyor kefene sarılmış. Teşhiciler, tabuta girdim, gidiyorum, elaman, elaman, nesugüyam, ya Rahman, ya Rahim. Yani korku da aynı zamanda aklı başına gelmesine bir sebepmiş. Korku hem insanın bütünlüğüne hem de aklı dağınıklığının toplanmasına vesile olur. Eğer korku imani bil ahiret ve imani billah, Allah'a ve ahirete iman eden insanın elinde korku olursa, elindeki kitaplarla onu tanımlar ve kıblesine koyar, dağınık duygularını, fikirlerini, hislerini korku kıblesine koyar. Korku şunları kıblesine koyar. Dimağdaki, kafadaki fikir, vicdandaki hissi, kalpteki duyguyu, ruhtaki latifeleri bütünlemeye sebeptir. Allah hissi haf, korku ismini boşuna vermemiştir. Dağınık olan fikrini, hissini, duygusunu, latifesini bütüne getiriyor. Onun için korku çok lazım ama ifrat edersen bunun tersi çalışır. Çöker. Hocam, bloku eden korku var. Bunlar arasında fark var herhalde hocam. Tabii. Mesela korku ifrat olursa inkara götürür, tefrit olursa bloku olur, vasat olursa aklın fikirlerini, vicdanın hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini bütüne getirip kıblesine koyar. Korku. Vasatı bu. Allah her hissi, her mesela şüphe. Şüphe olmasa bir zengin düşünemeyiz ki. İnsanın kalitesini yükseltiyor. Zengin ne diyor bak şüphe. Çok acayip. Demek ki korkunun ifratı inkardır. Veya nasıl demiştik? İnkar mıydı yoksa bloku mu? Tefriti blokuydu. Vasatı insanı istikamete koyuyor. Her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefsi emmareden, vasatı Rahman'dan. Ha, şeytan ne yapar? Korkuyor acayip. Kontrolsüz korku veriyor. Aha gittin. Aha vefat edeceksin. Aha şey olacak. Aha imansız gideceksin. Aha kabre gittin. Allah seni yakacak. Bir ne yapacak? Lan Allahsız düşündürüyor. Allahsız düşündürüyor. Mesela Allahsız bir düşünün bakalım. Kefene girdin, toprağa girdin, mezarlığı bir düşünün bakalım Allahsız. Nasıl duman oluyor? Ya bu sefer ikinci lema. Keşke Allah'ın böyle memurlar olmasaydı. Keşke Allah'ın hesabı olmasaydı. Öyle değil mi? Yani o sefi olan bilgen insan diyor, ona denilse ahiret var, yapma, vazgeç bu işten, ikinci şu an. Bu sefer tiryaki olmuş, dönemiyor, hemen inkar etmeye meylediyor değil mi korkudan? Keşke Allah memurları böyle melekleri olmasaydı. Şu anlar 261. Evet. İzzet ve azamet isterler ki esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve ehadiyet isterler ki
Tevhid ve hadiyet. Esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Demek ki izzet ve azamet. Tevhid ve hadiyet. Aklın malzemeleri esbapmış. Aklın, akıl neyle çalışır? İnşaat ustası tuğlalarla. Ha, demek ki aklın malzemeleri esbab. Kalp ise esbaba ihtiyacı şart değil. Vesile olması yeter. Adeta akıl, alemi şehadetin ilişki ve çelişkilerinin hulasai manalarının cemül cemi akıl. Tevhid ve ahadiyetin mazar-ı etemi kalptir. Tevhid ve ehadiyetin mazar-ı etemi kalptir. Bu manada tevhid karşıtların birliğidir. Bu manada ehadiyet karşıtların birliğinin insandaki uyanışıdır. Bir daha bu makamda. Tevhid, celal, cemal, iman, küfür, hak, batıl, doğru, yanlış, karanlık, aydınlık. Nedir o? Bunların sahibi. Yani zıtlar var önünde, bunun sahibi. Tevhid, karşıtların birliğidir. Sahibi. Karşıtların, karşıtlar var burada, iman, küfür, ama bir birlik var. Tevhid. Ehadiyet ise bu karşıtların birliğinin insandaki uyanışıdır. Ehadiyet. Şualar 376. Kur'an-ı Hakim bu, Osman bunu koyabilirsin lügata. Tevhid karşıtların birliği, yani iman, küfür, hak, batıl, doğru, yanlışın, bu karmanın karma iken bir birlik var. Tamam. Bu karşıtların arkasındaki sahip tevhid. Ehadiyet ise bunların insandaki uyanışı. Uyan asmının nispetinde hem celali hem cemali esmaları insan yaşıyor. Şualar 376. Kur'an-ı Hakim bu zemin kafasının aklı ve kuvve-i müfekkiresidir. Eğer eliyazu billah Kur'an küre-i arzın başından çıksa arz divanı olacak. Akıldan boş kalan kafasını bir seyyareye çarpması. Ne anladık? Akıl insanda neyse, akıl insanda neyse Kur'an'da küre-i arzda da öyledir. Akıl bizde neyse, Kur'an'da küre-i arza öyledir. Evet, geçiyor bak. Evet, Kur'an arş-ı ferş ile bağlamış bir zincir, bir zincir, bir hablullah'tır. Ne anladık bundan? Kur'an böyleyken akıl da ikalde bağdır. Yani Kur'an arş-ı ferşe bağlayan bir zincir, bir hablullah'tır Kur'an. Kur'an küre-i arzda neyse akıl da nedir? Bir böyle bağdır. Arş-ı ferşe bağlayan Kur'an gibi insanın da aklı böyledir, Allah'a bağlar. Vahiy, akıl vahiy ipini kullanır. Vahiy ile aslına bağlar kendisini. Kuvve-i müfekkire de akılda aklın sıfatıymış. Bu yeni bir sıfat. Yani kuvve-i müfekkire aklın sıfatıdır. Devam ediyorum. Yani anladık değil mi? Kur'an... Hasan abicim. Hasan abi. Onur cemalimizi göremiyoruz. Nedendir bilmiyorum. Birincisi bu. Suratınızdaki tepkiyi görmeden konuşamıyorum. İkincisi nasıl gözükmüyor? Ben abi göremiyorum sizi. Hasan Akar diye sadece H harfi görünüyor. Gözüküyor abi. Diğer Hasan abiye tıklayın. Ötekisine tıkla. Allah Allah.
Tıkla tıkla iki tane var. Çünkü ikizimle beraber. Tek gelmiyorum senin karşına. Tek gücüm yetmiyor sana. Tıkladın mı? Tıkla tıkla. Oğlum beceremedim abi. Ama şunu söyleyeyim Hasan abi. Geçen gün bir cenaze dönüşü tevafuk. Harun beni aradı. Yani yani öyle bir tevafuk ki cenaze dönüşü. Bana dedi ki Gafur dedi. Allah'ın birliği zıtların cemili oluyor. Yani tevhid. Yani mesela bir su, bir dere akıyor ya, bir zerre gidiyor, güneşin yansımış olduğu bir zerre gidiyor, bir diğeri geliyor. Bir zerre gidiyor, bir diğeri geliyor. Sürekli bu tevhid, tevhid bizi vücut aleminde baki kılıyor abi. Yani ebediyetin içinde baki olmaya vesile oluyor tevhidin gücü gibi bir tefekkür oldu abi. Onu da bir söylemeden edelim abi. Bir de söyle bakayım ne anlamadım. Şimdi abi bakın mesela şöyle düşünün. Köyünüzde akan bir dere var. Değil mi abi? Yıllar önce gelmişsiniz, büyük bir lezzet almıştınız o dereyi seyrederken. Güneşin o deredeki yansımasını seyrederken. Hı hı. Aradan yıllar geçti. Yine aynı noktaya geldiniz ve yine aynı lezzeti alıyorsunuz. Halbuki ne o zamanki güneş o güneş, ne o zamanki akan su o su. Ama orada bir devam eden bir süreç var. Yani o akan her zerre akıp gittikçe yerine gelen yenisi yine güneşi yansıtmakla birlikte Allah'ın birliğine işaret ediyor ve bu ebedi hayatta bizim vücut aleminde baki olmamıza vesile oluyor. Bu evet. Tevhidin gücü. Evet, doğru. Devam ediyorum. İnsanda akıl gitmesiyle ne olacaksa, akıl gitse ne olacaktık? Kur'an'da küre-i arzdan gitmesiyle küre-i arz aynı böyle olacak. İnsanı da aslına bağlayan akıl, arşı ferşi de bağlayan Kur'an'mış. İnsanı aslına bağlayan vahiy yoluyla, insanı aslına bağlayan akıl neyse, arşı ve ferşi, alemi şehadeti ve alemi gaybi birbirine bağlayan da Kur'an'da böyle. Böyleymiş. 18 bin aleme tevhid neyse dimağa da akıl öyledir. Daha önce konuşmuştuk bunu. Buna ait bir ders olmuştu. Saat 3 dakikam var. Şurada 2 tane metin var. Onu okuyayım. Şualar 239. Baştaki başların bir kısmı sarhoştur, okumaz. Okusa da anlamaz. Yanlış mana verip ilişir. İlişmemek için aklı başına gelinceye kadar göstermemek lazımdır. Onun için kardeşlerime tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler. Nahillerin ellerine hakikatleri vermesinler. Ne anladık? Aklı başında olmanın bir alameti de İhtiyatlı olmak ve nahillerin ellerine risaleleri vermezler. Yani kime ne konuşacağını kimse, bak kime ne konuşacağını, kime risaleleri verip vermeyeceğini, kime risaleleri verip vermeyeceğini bilir aklı başında olan. Şualar 469. Hem de ahireti bilen ve dünyanın hakikatini keşfeden, aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. Burada aklın alametlerinden bir, ahireti bilen, aklın var mı yok mu? Bir, ahireti bilen, dünyanın hakikatini keşfeden, bu uğurda aklına istikamet veren akıldır. Akıl aklına kendisini istikamet veriyor. İstikamet alan da veren de kendisi. Çok tuhaf. Devamında diyor ki Risale'de
Fakat şu fani dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde, az bir lezzet için ebedi daimi hayatını ve saadeti ebediyesini berbat etmek, ehli aklın kârı değil. Ehli aklın ve zişurun kârı olmadığından nefsi emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. Demiş ve şunca ne anladığımızı okuyorum, kesiyor. Mantıklı önermeler nefse verilse, aklımıza tabi olmasa bile susar. Bir dakika, bir daha. Akıl bizi böyle garip garip şeylere sokuyorsa, vehim ve vesveseler onu rahatsız ediyorsa, akla şöyle yapacağız. 15. sözde sen şeytansın, melunsun, defolan oradan dedim ustad, demedi. Ne yaptı? Ona mantıklı önermeler verdi. Mantıklı önermeler nefse verilse, aklımıza tabi olmasa bile nefisteki vehim ve vesvese susar. Demek nefse emmareyi susturmak ve akla tabi yapmanın bir yolu da mantıklı önermeler vermek veya ikna veya ilzam edici sorular sormak veya Kastamonu 200 kaçtı? 232 miydi? Bütün hislerini maksadına, davasına feda etmek edecek, edemiyorsa işte Allah hastalıklar, musibetler, dertlerle insanın nefsini aklına teslim etmeyi bu yöntemi kullanıyor. Demek ki akıl istikamete koymasının sebebi, koyan bir vehim ve vesveselerden sıyrılmak ise nefsi susturmayla mümkün. Nefsi susturmanın yolu da akla mantıklı önermeler, malzemeler vermektir. Bununla nefse ikna veya ilzam ediyor. Ne ile? Sorularla. İlle cevap değil. Cevap uzundur ama soru sormak daha kısa bir cevaptır. Mesela deseler ki Allah var mı? Yok mu? Şimdi sen yokluğunu ispat et. Bak. Yani Allah var. Neyle ispat edeceğiz? Dünya. Bütün gün lat oku. Uzun. Bir yöntem de bu. Yok mu? Yani dolayısıyla nefse önermeler istifam tarzında soru sormak. Yani vehim. Bak sen böylesin. Bak sen şöyle kaybedeceksin. İmansız gideceksin. Sen Allah mı sana bildirdi bunu? Yani ben nasıl gideceğimi? Sen kabirde ne yapacaksın? Sana ne? Sen imansız gideceksin. Allah mı sana söyledi? Bak soruyla. İmanlı gideceğim, ben şöyleyim, ben böyleyim, hiç gerek yok. Demek ki bu yöntemde insanın aklını başına getiriyor. Allah iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak Kur'an ve Risale'nin ışığında bizi ayırmasın. Bizi birbirimizden ayırmasın. Vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin. El Fatiha temas selavat. Vaktiniz varsa ayrılmak isteyen ayrılsın da şu emirde 146 suretten murat sirettir, ahlaktır ve sıfattır. Osman kardeşle beraber onu bir şey yazmıştır. Ben size gönderdim ama bakma fırsatı herhalde bulamadınız. Ne zaman? Bununla ilgili Osman abi şey diyor, ben suretle ilgili bir siteye bir şey atmak istiyorum dedi de bunu nasıl yapalım, bunun neticesinde atmak istiyorum dedi. Bir bakar mıyız? Tamam, açın bir okuyun abim beraber. Hep beraber mutala edelim neymiş abim. Şimdi suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyet dedik. Suretin karşısına yine suret, kanuniyetin karşısına siret, hakikatin karşısına ahlak, mahiyetin karşısına sıfat. Bunun insan ve şecere-i hikatte karşılıkları. Surete ceset dedik.
Sirete vicdan dedik. Ahlaka kalp dedik. Sıfata ruh dedik. Şeceri hikatte cesede alemi şehadet dedik. Vicdana alemi gayb dedik. Ahlaka arş dedik. Sıfata arş-ı azam dedik. Çok doğru. Maşallah. Bir de şey dedik abi. Surete ismi zahir, sirete ismi batın. Dur bir dakika, sirete. Bir daha söyle. İsmi batın. He. Suret ismi zahir. Tamam. Sirete ismi batın. Hı hı. Ahlaka ismi ahir. Sıfata ismi evvel. Evet, doğru. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel maşallah. Çok güzel oldu ya. Çok güzel. Tebrik ederim. Çok güzel oldu. Beraber mi çalıştınız buna? Maşallah olmuş ya. Beraber çalıştık abi. Çok güzel olmuş ya. Bak belki de 10 saniyemizi almadı ama belki de 10 saat çalışma işte. 10 saniye ama şey 10 saat 10 sene artı 10 dakika. Böyle işte maşallah ya. 146 emir daha şey yaptınız. Bunu bir ahlak sormuşlardı ya. Bir ahlak böyle bir şey unuttum. Geçen hafta mıydı? Bir ahlakla ne ilişkisi demişlerdi. Yani bir ahlakla alakalı bir şey oldu. Sizinle alakalı mıydı? Bana mı sordular? Bir şey oldu. Ahlak. Bak ahlakı ne güzel çözdü ya. Ya bunu şekil yapın da Osman da yayınlasın ya. Ahlakın sureti kanun etesel yazarak böyle bir yayınlayın. Çünkü istediğimiz zaman tıklayıp indirelim. Mesela ben bugün Arif'i yükleyeyim dedim. Arif'i indireyim dedim. Oysa Arif hakkında ne kadar ders oldu ama yani vecize bir kartpostal gibi niçin yapılıyor? Yani her zaman işte o halin, o tadın olmuyor ama hemen lazım. Alim, marifet, marifetullah, Arif, Fazıl. Yani hemen tıkladığım zaman Nur dersine Arif. Hemen o şekil. Yazı değil de şekil böyle çıksa bunu Furkan yapıyor da onu herhalde göndermedik mi? Geçen hafta Arif, Marif, Marifet. Marifetullah. Onların şey oldu da onu tabii göndermedik kardeşim azim olsaydı. Mesela hemen baktığın zaman mesela ahlak. Bilmiyorum bir yerde gruplarda bana gönderdiler ahlak hakkında ne der, bize şey yapar mısın? Ha işte belki de 10 senelik meyveyi, sureti budur bu esmaya. İnsan da burada, şeceri hırkatı burada. Ahlakın kanuniyeti insanda, kainatta, isimde. Ha işte böyle ne kadar hoş ya. Allah bilir yani bu ne kadar büyük nimet ya. Yapın arkadaşlar. Böyle abi, zahiri, batını, evveli, ahireyi ben kendime uygulayınca çok anlamıyorum ama Resulullah'ımız uyguladığımız zaman o kadar uydu ki maşallah, maşallah, maşallah demekten kendimi alamadım abi. Mesela bu mevzuyu mu? Evet abi, az önce Mehmet abi söyledi ya, evveli, ahiri, zahiri, batını, onu bir daha tekrar ederse, ben kendime tatbik ettiğim zaman belki göremedim ama hedef anlamında Resulullah'ımıza baktığımız zaman o kadar uydu ki abi, yani kendimi alamadım, çok hoşuma gitti, çok lezzet aldım, maşallah diyorum. Abi. Evet, ahlakın, amin bak, ahlakın sureti Resulullah'ta davranışları, değil mi? Fiil. Kanuniyeti, ahlakı, vicdaniyat değil mi? Vicdanı dedi. Hakikat, her şeyin hakikati kalp ve arş. Esmanın perdesiz tecelli ettiği yer arş ve kalp. Aynı. Allah Resulü'nün kalbi. Bir tanesi bir şey dedi de hemen gerisini tamamlamadan söyleyeyim. Bir zındıkla karşı karşıya getirmişlerdi ama karşı karşıya gelmek için değil, öyle tevafuk ettik böyle. Neyse, bayağı zındık böyle. Şöyle demişti. Hoca dedi,
Senin anlattığın dinde benim de yerim var gibi cesaretim geldi diyor. Bu dinde benim de yerim var diyor. Geliyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle ahlakı, böyle vicdaniyatı, onun kalbi var ya kalbi. Yani gafur niçin hoşuna gitti? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kalbi, arşı, orada da kendinde yeri buldu gibi memnun oldu yani. Çünkü bu konuşulurken, iltifat etmiyor. Bu konuşulurken ahlakı Resulullah hemen uygulaması, Resulullah aleyhissalatü vesselam kalbinde, vicdanında, o geniş kalbinde insan kendisini demek ki buluyor, onaylanıyor ki onaylıyor. Yani o onaylamasa bu da dile getiremezdi. İnanın bana. Demek ki ahlakın sureti eylemdedir. Kanuniyeti vicdaniyattır. Kalp penceredir, bakan vicdandır gibi. Kanuniyeti vicdandır ahlakın dediklerini söylüyorum. Hakikati kalptir. Mahiyeti kaynak itibariyle ahlaktır, şeyde ruhtadır. Şeceri hilkatte bunu zaten bir tane çözdü mü? Üç aynı ya. Şeceri hilkatte alemi şehadet, alemi gayb, arş, arş azam. Zahir ismi, batın ismi, ahir ismi, evvel ismi. Ne kadar güzel. Abi bir de Hasan abicim bir de şunu söyledi ya. Surete yine suret siret bir de sireti söyledi. Bizden dedi galiba. Yani onu bir daha bir tekrarlarsa Mehmet abici bir tekrarlarsa abi o kadar sevineceğim ki. 146 emir daha da açarsanız bakarak yapın ha. Ben de şey yapayım. Suretten murat sirettir, ahlak ve sıfattır. Vay be. Emir daha 146. Hasan abi. Evet. Yani ben sizi aramıştım hatırlarsanız. Bu suret derslerini 9 ders yapılmış. Onları yazdık. Ben de kontrollerimi tamamladım, düzenledim. Siteye atacağım yaklaşık 90 sayfa. Ama orada bu suret, siret, sıfat, ahlakın, şeceri, hikat karşılıkları farklı derslerde farklı ifadelerle geçiyor. Yani bir karışmış ya da noktayı nazarlar farklı. Onu ben size sormuştum. Bir tane de Word metin atmıştım. Mehmet abiye de atın bakın demiştiniz siz. Konuşuruz demiştiniz. Ben hatırlatmak için söylüyorum. Ha tamam. Tamam. Osman'ın. Ha, o, o derslerdeki şeylerde birisinde işte ahlak arş-ı azam demişiz. Birisinde arş-ı azam levh-i mahfuz demişiz. Birisi arşa kadar siret demişiz. Bunun bütünlüğü suret demişiz. Böyle şey var. İfadelerde çelişki var. Ben onları hani böyle bırakmak şeyime gelmedi. Bir netleştirelim diye sormuştum. Allah razı olsun. Hatta bunu demiştim galiba. Ben birbirine çelişen, birbirine Allah o zaman böyle demiş, böyle olmuş. Bunlar bana keyif veriyor. Niye biliyor musunuz? Demiştim Osman'a dedim de hepinize diyorum. Demek ki o zaman bu yöntemi bilmiyorduk. Hangi? Yani bir derste dedik ki arş-ı azamda, bir derste ki arşta dedik. Bir yerde lef-i mahfuza, bir yerde şurada. Ya kardeşim sen nasıl okuyorsun? Bir böyle bir böyle ya. Birbirine çelişen. Sonraki tarihlerde bu dima derslerinde bizim malum hadiseden sonraki o dima. Ya bir yöntem işte. Allah Allah. O doğru. O derste hakikaten arş-ı azamda gözüküyor. Aynen. Ötekisinde lef-i mahfuzda gözüküyor. Ötekisinde gaybda gözüküyor. Ötekisinde vicdanda gözüküyor. Ya bu nasıl bir şey? Ha, demek ki kanuniyet, şey suret, kanuniyet, hakikat mahiyet. Osman değil mi Osman? Bu yöntemle nasıl her şey oturuyor şimdi? Bilmiyordum. Evet abi. O zaman kardeşim, o çalışmalar altında o yazarsın. De ki, dersin ki, Dima dersinde, Meclis-i Nurani'de derste konuştuk bu 90 sayfa şeyi böyle edebi şeyini yazarsın. Bu derslerin bir derste arşta gözükmesi, bir derste lef-i mahfuzda vesaire gözükmesinin sebebi bu ahlakın suretinin, kanuniyetinin, hakikatının, mahiyetinin o zaman bilinmeyişiydi. Her bir derste söylenilen o bakış,
Yani ikinci katta duruyorsan gördüklerinle, üçüncü katta görüyor baktıkların ama bir de bu tarafa bakıyorsun. Kuzey ve güne bakın farklıdır. Dolayısıyla bu formül, yani suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet itibariyle bakılmadığı için farklı gözüküyor. Oysa hepsinin hepsi doğrudur ama 90 sayfanın hulasası şudur ki sureti budur, kanuniyeti şudur, hakikati, mahiyeti budur, alemi şehadette budur, efendim esmada budur, bak ahlakta murat sirettir diyor, bak sirettir, ahlaktır, sıfattır. Ötekisi peki bu üçünü ne diyor? Üçü. Surette nerede yapıyor 146 emirdanda? Orada da davranıştan yapıyor insan. Davranışı, insan nedir diye Arapça bir metin koymuş. Yani eylemde suret, kanuniyette burada, hakikati de burada, mahiyeti burada. Çok güzel. Öyle bir mukaddeme ve uslupla, bir edebi bir ifadeyle şu şeyi de çizelgeyi de koyarsanız nurun ala nur olur. Çok güzel olur. Peki. Selamun aleyküm.